Arkadaşlarımın direniş alanında, yani bulunduğumuz bu alanda, çadırların kurulduğu alanda ablukaya alındığını gördüm. Yani yolun alt tarafından gördüm. Ve o anda biz de içeriye giremeyen insanlar da vardı bizler gibi. Yani İstanbul'dan gelen, farklı araçlarla gelen en az 6-7 araç vardı. Yaklaşık biz 60-70 kişiydik aşağıda. Yukarıda da bir 100 kişiye yakın arkadaşımız abluk altındaydı. O anda araçlar geliyordu. Araçlarda bu katliamı yapan şirketin işçi, emekçi kısmıydı aslında araçların içinde olan. Ve biz o araçların içinde olan emekçi arkadaşlarımızı uyarmak istedik. Bu işin çocuklarının sonunun olacağını, buradaki oksijen biterse hem doğal yaşam döngüsünün, hem geçim kaynaklarının, hem topraklarının ellerinden gideceğini, hem de en önemlisi kömür ocaklarıyla birlikte, termik santrallerle birlikte yeni nesillerinin, çocuklarının ve torunlarının kanser olabileceklerini, ki %90 ihtimalle olacaklarını anlatmaya çalıştık. Bir servis aracını durdurduk. O servis aracı durdu. İçindeki emekçilere, çalışanlara durumu gayet makul bir ses tonuyla tüm arkadaşlarla birlikte anlatmaya çalıştık. Ve orada bir oturma eylemi gerçekleştirdik. Yere oturduk. Aracın önüne oturduk. Çoğunluğu kadınlardan oluşan oturma eyleminde oraya oturan o yürekli, koca yürekli bütün kadın yoldaşlarıma buradan sevgilerimi gönderiyorum. Gerçekten ben bu ülkenin kadınlarıyla, Türkiye'nin dört bir yanındaki direnişçi kadınlarla gurur duyuyorum. İyi ki varız, iyi ki varsınız arkadaşlarım. Şimdi ben aynı zamanda hem Ekoloji Birliği Yürütme Kurulu'ndayım, İklim Adaleti Koalisyonu'ndayım ama bir de Ekoloji Birliği Kadın Meclisi'ndeyim. Ben o Kadın Meclisi'nin içine baktığım zaman kadınların gücünü, kadınların direnişini, kadınların var olma savaşını ve yaşam mücadelesini sadece ekoloji anlamında değil, her anlamda nasıl mücadele verdiklerini gören, şahit olan, bazı kadın dayanışmalarının da içinde olan bir kadınım. Bir direnişçi kadınım, bir aktivistim, anneyim aynı zamanda da. Ve bu gittiğimiz şehirlerde de direnişleri başlatanların kadınların olduğunu görüyoruz. Yolu kesenlerin kadınlar olduğunu görüyoruz. Tüm varlığıyla, gücüyle, yüreğiyle, benliğiyle kendisini ortaya atanların kadınlar olduğunu görüyoruz. Ve bu durumda bu ülkenin kadınlarının ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Ama bir o kadar da bu ülkenin kadınlarının ne kadar değersiz olduğunu görüyoruz. Ve bu durumda da iki tezat çelişkinin içinde yok olmaya mahkum edilmiş kadınları ve kadın yoldaşlarımızı yürekli olmaya, bizimle dayanışmaya, yanımıza gelmeye ve varoluş savaşında, varoluş hikayesinde hep birlikte olmaya davet ediyorum. İyi ki varlar. Ormanımızı aldılar elimizden. Bunu devlet yaptı. Bunu devlet yaptı. Şu an şirketin elinde olabilir ama bunun ölüm fermanını devlet verdi. Jandarmasının, Jop'un tüfeğini, Thomas'ını buraya yığarak tutması gereken kişileri tutmadığı, koruyan kişileri tutarak, her birimize orantısız güç kullanarak, şiddet uygulayarak, çocukların gözlerine biber gazı sıkarak, yaşlıların, 90 yaşında insanların gözüne, bu kadar gözü dönmüşlük olmaz, 90 yaşındaki ninelerin, dedelerin gözüne biber gazı sıkarak kestirdiler, kıydırdılar Akmeran Ormanı'na. Kadınlar çok cesur. Kadınlar hiçbir şeyden korkmuyor. Gözaltına da alınsalar, cop da yeseler, biber gazı da yeseler, hiçbir şeyden korkmuyor kadınlar. Çünkü kadınlar toprağın kıymetini biliyor. Kadınlar elindekinin değerini biliyor. Toprak giderse üretemeyecek. Toprak biterse her şey bitecek, yaşam bitecek. Kaybedecek hiçbir şey yok yani kadınlar. Kadın çünkü şeyden bağlı ya, nasıl anlatayım yani. Hani çocuğumuz, evladımız diyoruz yani. Erkek o eril zihniyet gibi görmüyor kadın çünkü burayı. Sadece para olarak görmüyor. Burayı yüreğim diyor, kalbim diyor, evladım diyor, çocuğum diyor. Hani toprağa öyle bakıyor, ağaca öyle bakıyor. Bak testere sesleri gene yani. Bu bize işkencedir yani. Ve mücadelenin önünde kadınlar olmaya devam edecek.